Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez Tet Geometri kanalından İlhan Hocanız. Bugün trigonometride hangi konuya geçiyoruz? Tabii ki toplam fark formüllerine geçiyoruz. Yani şu ana kadar biz 30 derece, 45 derece, 90 dereceyi yazabiliyorduk. Şimdi ise 75 dereceyi, 105 dereceyi yani iki tane ifade, trigonometrik ifadeyi toplama ve çıkarmayı öğrenmiş olacağız. Hem sinüste hem kosinüste hem tanjantta hem kotanjantta. Peki kaçıncı gün hocam bu? 33. güne geldik. Mersin'e buradan çok selamlar. Biliyorsunuz ki hatta bilmeyenler için söyleyeyim ben. Mersin Tarsus'ta okumuştum. Rasim Dokur Anadolu Lisesi'nde. Orada okuyan hatta şu an beni oradan izleyen öğrenciler varsa onlara çok selamlar. Sizin oturduğunuz sıralardan bugünlere kadar gelebildim. Hocalarıma çok 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 teşekkürler verdikleri emeklerden dolayı. Ve kalan hocalarım varsa yani bazıları oradan ayrılmıştı çünkü. Ee, Fezal hocam var kimya hocam. Kendisine çok selamlar. Hayrettin hocam var. Geometri hocam. Kendisine çok selamlar. Eğer görürseniz hocalarıma çok selam söylediğimi tam bu kısmı izletirsiniz. Hacettepe'li İlhan hocandan selam diyerek de söyleyebilirsiniz. Mutlu olurlar. Evet bugün trigonometride toplam fark formüllerini işlemiş olacağız. Ve çok güzel bir sistem hazırladım size. Yani 29 tane sorumuz var. Video ders kitabımızdan sayfa kaç biliyor musun? Bak sayfayı hemen söyleyeyim sana. Gel 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 gel. 337. sayfaya geçeceğiz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ben şunları ayarlıyorum ve video ders kitabımızdan 337. sayfaya doğru yola çıkalım. Hadi bakalım gel. Şimdi burada bak 29 tane soru çözeceğiz. Hepsini sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant hepsini anlatacağım ben sana. Şimdi gel, öncelikle ben toplam fark formülünde ne yapacakmışız önce ondan bahsedeceğim. 30 derece, 45 derece, 60 derece gibi trigonometrik değerleri biliyoruz, değil mi? Peki 15 derece, 75 derece, 105 derece, 165 derece gibi açıların trigonometrik değerlerini toplam fark formülüyle buluyoruz. Nasıl bulacağız? Hemen sinüsle başlayalım. Bak şimdi yaklaşıyorum. Hatta bak sinüsle yaklaştık ama sinüs öğrendiğimizi bir sonraki konuda iki kat açıda da göreceğiz. Yani sin 2A, cos 2A bunlarda da göreceğiz. Yani bunu biz boşa öğrenmiyoruz tamam mı? Peki şimdi sinüs A artı B'ye baktığında ne görüyorsun? Yanında sinüs A, kosinüs B. Kosinüs A, sinüs B. Bak çarpım sırasına dikkat et. Sin kos, cos sin. Tamam mı? Yani sinüs A artı B olduğunda bir tane sin, bir tane cos, bir tane cos, bir tanesin. Yani hem a'nın hem b'nin sinüs kosinüslerini sırayla yazıyorsun. Arada artı varsa arada artı. Yani sin a artı b'yi ben sin cos cos sin diye kafada tutuyorum. Sinüs a eksi b'de de sadece aradaki işaret değişiyor bak. Artı iken artı oluyor, eksi iken eksi oluyor. Sinüste herhangi bir sıkıntımız yok. Yani böyle ters orantı mantığı yok. Direkt doğru orantı artı ise artı, eksi ise eksi. Anlaştık mı? Peki gel bir tane örnek yapalım. Bak mesela 4 tane sinüs 75 kaç derecedir diyor. Şöyle yazalım. 4'ü yazdım. Bak. 4'ü yazdım. Sinüs 75 dereceyi nasıl yazarsın? 45 ve 30 derece şeklinde yazabilirsin değil mi? 45 artı 30 derece şeklinde yazsam. 4'ü yine yazmaya devam ediyorum. Parantez açtım. Şimdi bak. Sinüs 45 kosinüs 30. Bak. Sinüs 45 çarpı kosinüs 30 artı arada artı olduğu için. Sonra sin kos kos sine geçiyoruz. Kos 45 çarpı sinüs 30. Bak sin kos kos sin. Her ikisini de yazmış oluyoruz. Parantezi kapattım. Şimdi gel şöyle bir şey yapalım. 4 çarpı sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2. Artı kosinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. Şu parantezi kapattım. Sonra 4 çarpı yazmaya devam ediyorum. İçeride paydada 4 yok mu? Bak şurada da 4 var burada da 4 var. O zaman ortak payda da yazalım. Yani aşağıda 4 olacak. Yukarıda da kök 6 artı kök 2 gelecek. Zaten bak parantezi kapattım. 4'ler sadeleştiği için cevabın ne gelecek? Kök 6 artı kök 2 gelmiş olacak. Direkt cevap ortaya çıktı. Anlaşıldı mı? Direkt pratik bir şekilde ne yaptık? Birinci soruyu çözdük. İkinci soruya geldim. Bak sana hazır vermiş. Ne vermiş görüyor musun? Bak sinüs 23 derece bak. Sinüs 23 derece. Kosinüs 37 derece. Sinkos. Tamam mı? Kos sin. Bak sinüs 23 almış bir tane. 23'ü götürüp kosa da yazmış. Yani bir kostan bir sin'den yazınca o zaman demek ki bu neyin açılımıdır? Sinüs A artı B'nin açılımı. Arada artı olduğu için. Bak sinüs A artı B olacak. O da sinüs 23 derece artı 37 derece. Topladığında sinüs 60 yapmıyor mu? Evet. Sinüs 60 kaç derecedir? Yani daha doğrusu nasıl bulunur? Benimki de soru sinüs 60 kaç derecedir? 60 derecenin sinüsü de tabii ki kök 3 bölü 2'dir. İkinci soruyu da böyle çözmüş olduk. Geldim yan tarafa. Üçüncü soru. Bu sefer bak sin kos 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 yazıyor. Bir dakika. Sin kos kos kos. İşte burada bir hata var. Yani önce onu bir düzelteceğiz. Şimdi sin kos kos sin olacak. O zaman ben kosinüs 84'ü sinüsü e eşitlemek için ne yapıyordum? Tabii ki 84 90'dan 84 çıkartırsan bir açının sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. O zaman bu sinüs kaç derece olacak? 6 derece olmuş olacak 90'dan çıkarttığımda. O zaman ben sinüs 51 çarpı kosinüs 6 derece eksi kosinüs 51 çarpı sinüs 6 dereceye dönüştürdüm sistemi. E peki arada eksi olduğu için aslında bu sinüs 51 eksi 6 derece değil mi? E 51'den 6 çıkart 45. E sinüs 45 de kaçtır? Biliyorsun kök 2 bölü 2'dir. Az önce de söyledik. İkiz kenar, dik üçgende sinüs karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 eşleniyle çarptığında kök 2 bölü 2 yapıyor. Ve cevabımız da ortaya çıkıyor. Üçüncü soru da tamam. Dördüncü soruya geldim. Bu sefer radyan cinsinden yazılmış. Bak sin kos kos sin. Gördün değil mi? O zaman demek ki bu sinüs pi bölü 18 artı pi bölü 9'un toplamı olacak. İçeriği toplamak istesen payda eşitliyorum. 2 ile genişlettim. Sinüs ne yapacak? Pi artı 2 pi'den 3 pi bölü 18. Sadeleştirirsen sinüs 3 ile 18'i sadeleştirdim. Pi bölü 6. E zaten pi bölü 6 demek 180 yazınca 180 bölü 6'dan 30 derece geliyor. Yani sinüs 30 derece kaç kaçtı biliyorsun? 1 bölü 2 idi. Dördüncü soruyu da şu ana kadar öğrendiğim tek bir özellikle çözmüş oluyorum. Aşağıya geldim. Şekilli bir soru. Beşinci soru. Şekilde 8 adet birim kareden oluşan pencerenin üzerine AB ve BC çıtaları takılmıştır. Peki bu çıtalara göre sinüs alfa yazmak için gel buraya bir x yazalım. Şuraya da y yazalım. Alfa eşittir. X artı y olmadı mı? Oldu. Şimdi ben sana şunu soruyorum. Şu telefonu bir sessize alayım bir dakika. Tamam. Şimdi sinüs alfa eşittir. Sinüs x artı y değil mi? Peki sinüs x artı y'yi nasıl açarsın? Sinüs x çarpı kosinüs y artı sin kos kos di bak. Kosinüs x çarpı sinüs y. E tamam biz bunları direkt hangi üçgenlerden bakacağız? Bak iyi izle. Şurada bu biraz inceltir, incelsin. Şuradaki kırmızı dik üçgene baktın mı? Birim kare verilmişti zaten. Bu kırmızı üçgene bakacağım. Bir de yanındaki yeşil üçgene bakacaksın. Bak aynı ortak kenarı kullanıyorlar. Yeşil üçgen. Peki zaten yüksekliğe baktığımda 2 var. Şurada ne var? 90 derecenin yanında 3 var. 2, 3, kök 13. Pisagor'u gördün. Sonra 1, 2, kök 5. Bunları da yazdım. Şimdi sinüs x ne demek? Karşı bölü hipotenüs. Bakıyorum. Karşısında 1 var. Hipotenüsünde kök 5 var. Çarpı. Kosinüs y ne demek? Gidiyorum. Komşu bölü hipotenüs. 2 bölü kök 13. Artı. Kosinüs x'e bakıyorum. Komşuda 2 var. Hipotenüste kök 5 var. Çarpı. Sinüs y'ye bakıyorum. Karşıda 3 var. Hipotenüste kök 13 var. Bunları düzenlersem ne yapacak? 2 bölü kök 65 artı 6 bölü kök 65. İkisini topladım. Paydalar aynı olduğu için 8 bölü kök 65 bizim aradığımız cevap olmuş oluyor. Ve gerçekten çok güzel bir soruydu. Bu tarz soruları çok fazla göreceğiz. O yüzden bir yıldız attım. Ve ilk sayfayı bitirdim. ikinci sayfaya geçtim. Altıncı soruya geldim. Sin cos Bak dikkat et. Sin 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 sin. Yani bir yerde bir sıkıntımız var. O zaman ikincileri bir kosa çevirelim. Peki sinüs 130 dereceyi nasıl yazarsın kosinüs cinsinden? Aslında şöyle yapabilirsin bak. Sinüs 90 artı 40 derece yazsan. Şimdi 90'da isim değiştiriyordu ya. O zaman bak sin ne yaptı? İkinci bölgede bu arada sinüs nedir? Pozitiftir. O zaman ne oldu? Kosinüs 40'a dönüştü. Tamam o zaman sinüs 25 derece çarpı kosinüs 40 derece artık sin 30 gördüğüm yere kosinüs 40 yazdım. Artı bak sin 65'i yazalım bir de. Sinüs 65 eşittir. Kosinüs 25 değil mi? Toplamları 90 olduğunda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. O zaman buraya da ne yazalım? Tabii ki kosinüs 25 yazalım. Yanına da sinüs 40'ı yazdım. Şimdi iyi izle. Bak sin kos kos sin. E tamam düzeldi her şey. O zaman sinüs 25 artı 40'ın açılımıymış bu topladığında sinüs 65 bizim için nedir? Doğru cevaptır. Zaten bak en sade halini soruyor. Biz de zaten en sade halini bulduk. E o zaman gel diğer soruya geçelim. Yedinci sorumuz yine bir şekilli soru. Önce bir oran vermiş. O oranı yazmak istiyorum. ABC'de karesinde EB'ye k yazsam. K yazdığında 2k AE olacak. 2k yazdım. Bu bir kare ise bütün kenarlar birbirine nedir? Eşittir 3k yazdım. Hatta burası da 3k kök 2 Şurada 90 derecem var. Sonra sinüs alfa'yı soruyorsa e ben aslında şunu yapabilirim bak. Sonuçta şunu unutma. Buradaki alfa açısını şöyle doğrusal bir şekilde uzatsan, şöyle 90 derece indirsen. Aslında bak, şurada ters açıların var, değil mi? Bu ters açılara göre benzerlik yapabilirsin. Bizim için sinüs alfa için şu karşıdaki y kenarı lazım, değil mi? Bak y bölü 3k eşittir. Bu arada burada k kök 10 var. Niye 1/3 kök 10 özelliği vardı? Tamam y bölü 3k eşittir. Ne yapacağım sonra? Tabii ki nereden başladım? Buradan. 90'ın karşısında 2k var. 90'ın karşısında k kök, kök k kök 10 var. k'leri bir sadeleştirelim şöyle. Sonra y buradan ne gelecek? 3 ile 2'yi çarptın. 6k bölü kök 10 geliyor. Tamam. Burada dursun bu. Normalde sen sinüs alfayı yazmak için ne yaparsın? Karşıda y var. Hipotenüste 3k kök 2 var. Tamam. Bunu bir düzenleyelim. Y gördüğüm yere 6k bölü kök 10 yazdım. Çarpı. Alt tarafı da ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 3K kök 2. Şimdi baktığında K'ler sadeleşiyor. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 var yukarıda. Aşağıda da kök 20 var. Bir dakika. Kök 10 ile kök 2'yi çarptığında kök 20 yapıyor ya. Kök 20'yi de nasıl çıkartırsın dışarıya? 2 kök 5 diye. E baktığında ikiler de sadeleşiyor. 1 bölü kök 5 geliyor. E paydayı da kök 5 ile çarpınca sinüs alfamız aslında neymiş? Kök 5 bölü 5'miş diyerek sorumuzu çözüyoruz. Tamam mı? 7. sorumuz da bu şekildeydi. Geldim 8. soruma. A ve B dar açılar için. Tanjant A, tanjant B verilmiş. Sinüs A artı B isteniyor. Tanjant A'yı sana veriyorsa diyor ki üçgen çiz arkadaş diyor bak. A'yı yazdı. Karşıda 4, komşuda 3. Karşı bölü komşuydu tanjant. Peki 4 bölü 3 yazdın. 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Sonra B açısı için de bir tane dik üçgen çizelim. B açısına. Tanjant B, karşı bölü komşu. 5, 12, 13 özel üçgeni geldi buradan da. Şimdi sinüs A artı B'yi açıyorum. Sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs A çarpı sinüs B. Sin kos kos Peki sinüs A'ya baktığımızda baktığında dar açı diyorsak gözlü, gönlümüz rahat bak. Eksi ile artı ile uğraşmayacağız. Direkt pozitifle konuşacağız. Çünkü ikinci bölgede üçüncü bölgede olursa bu sefer trigonometrik değerlerin işaretlerine bakacaksın. Genelde de bu tarz soru çıkar. O yüzden bunlar önemli bak. Sinüs alfaya baktığında karşı bölü Hipotenüs 4 bölü 5. Kosinüs beta'ya baktığında gidiyorum. Komşuda 12, hipotenüs de 13 var. Artı kosinüs a'ya bakıyorum. Komşu bölü hipotenüs çarpı sinüs b'ye bakıyorum. Komşuda komşuda 3 var. Hipotenüs de 5 var. Değil mi? Peki biz aslında bu arada bir dakika hata yaptım. Kosinüs a çarpı b. sinüs b. Sinüs b'yi yanlış yazdık. Dur. Biri 13 olacak. Biri 5'te olacak. Sinüs b'ye baktığımda 5 bölü 13. Düzenlediğimde 48 bölü 65 buradan geliyor. Burada da 15 bölü nedir? 65 var. 48 bölü 65 ile 15 bölü 65'i topladığımda 63 bölü 65 gelecek ve cevabımız ortaya çıkmış olacak. 8. Soru da bu şekildeydi. Geçiyorum. Kosinüs teoremine tabii ki şey, kosinüs teoremi diyorum. Kosinüsteki toplam fark özelliklerine. Şimdi kosinüste bir sıkıntımız var. Nedir biliyor musun? Sinüsü şöyle düşünebilirsin. Bir e, işte hanımefendi gibi düşünebilirsin sinüsü. Kosinüsü de bir beyefendi gibi yani bir erkek gibi düşünebilirsin. Şöyle düşün. Kadınlar bencil değillerdir. Kadınlar hep bizleri düşünür. Ama erkekler öyle mi? Bak yani kendi hem cinsime konuşuyorum. Erkekler bencildir. Biliyorsun sen de eminim yani bunu izleyen erkeklere konuşuyorum. Bencildir. Çünkü niye? Herkese değil bu arada. Genel konuşuyorum yani böyle bilinçaltımızdaki yapıdan bahsediyorum. O yüzden erkek hep bencildir. Bak iyi izle. Kosinus de erkek olduğu için önce hep bana diyor bak kos kos. Önce kos, önce kos gelecek diyor, tamam mı? Sonra tamam sinler gelebilir diyor. Yani kadınlar gelebilir diyor. Bak, anladın değil mi sistemi? Böyle düşündüğünde ha diyorsun bak. O yüzden kos kos sin sin. Sinüs üstte neydi? Sin kos kos sin. Yani kadınlar yani bencil değildir. Kadınlar düşüncelidir. O yüzden sin kos oluyor. Ama erkeklerde kosinüs'te kos kos önce kos kos olacak. Yani o yüzden kos kos sin sin şeklinde olacak. Ve biz bu sayede de bu sefer hani erkek bencildir. Erkek hep zıttır ya. Bak artı ne oldu? Eksi oldu. Eksi ne oldu? Artı oldu. Tam tersini düşüneceksin. Tamam mı? Bak bir tane örnek yapalım. Kosinüs 105 derece. Yukarıda da kalsın bir özelliğimiz. 4 çarpı kosinüs 105'i nasıl yazarsın? Mesela 60 ve 45'i toplarsın. 60 artı 45 yazsan. Sonuçta 4 parantezinde bak iyi izle. Kosinüs 60 çarpı kosinüs 45. Eksi artı ile başladığın için zıttı eksi. Çarpı sinüs 60 çarpı sinüs 45. İçeriği bir düzenleyelim. Eşittir dedim. 4 çarpı. Kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2. Kosinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Eksi. Sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Çarpı. Sinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Düzenlersen bak şurayı. Şurada ne yaptı? Paydalarda 4 var bak dikkat et. O zaman kök 2 eksi kök 6 bölü. Bak kök 2 eksi kök 6 bölü 4 bölü. Ama önünde de 4 olduğu için 4'ler sadeleşeceğinden cevap kök 2 eksi kök 6 gelecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu da tamam. Onun için soruya geldim. Bak şimdi. Kos kos sin sin yazıyor. Sayılarımız da aynı. O zaman kosinüs 42 derece arada artı olduğu için tersi eksi. Eksi 12 diyorum. 42 eksi 12'nin açılı mıymış bu? Peki 42'den 12 çıkartırsam 30. Kosinüs 30'da nedir? Sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü 2 eşittir ve 10. soruyu noktalamış oluyorsun. Geldim diğer soruya. Kos kos sin kos diyor bak. Aman aman. Bak kos kos sin kos. O zaman bu kosu bir sine çevirmem lazım. Sinüs hatta önce kosla yazayım. Kosinüs 40 derece. Sine nasıl çevrilir? Sinüs 50 derece. Toplamları 90 derece olursa. Yani senin kosinüs 20 derecen çarpı kosinüs 50 derecen eksi sinüs 20 derecen çarpı sinüs 50 derecen. Şimdi oldu bak kos kos sinsin oldu. E baktığında 20 ve 50 olduğundan dolayı aslında kosinüs neyi hesaplıyoruz biz burada? Baktığında 20 eksi 50'yi. Bir dakika şimdi. Kosinüs eksi 30 derece geldi mi? Bu arada eksi değil pardon. Artı olacak. Artı olacak. Şurayı düzeltiyorum. Ne yapacağız? Kosinüs de eksi artı oluyordu. 70 derece kosinüs 70 derece bizim için doğru cevaptır veya sinüs 20 derece de diyebilirsin. Toplamlar 90 olduğunda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. 11. sorumuz da bu şekilde geldi. Bu sayfa da tamam. Geçtim şekilli bir soruya. Güzel bir soru. Birim kareli zeminde ABC üçgeni verilmiş. Kosinüs alfa istiyor. Yine aynı mantıkla buraya x desem, buraya y desem Alfa açımız x artı y ise her iki tarafın kosinüsünü aldığında kosinüs alfa eşittir. Kosinüs x artı y olacak. Peki kosinüs x artı y'nin açılımını yazıyorum. Kosinüs x çarpı kosinüs y arada artı olduğu için eksi yazıyorum. Çarpı sinüs x çarpı sinüs y lazım bize. Birim kare dediği için gönlümüz rahat. Niye dersen bak şu kırmızı dik üçgene bakar mısın? Dışarı çıkartacağım senin için. Bu kırmızı dik üçgende birim kareden dolayı kenarlarımız şurada iki var. Şurada 4 var. 2 4 2 kök 5'i yazarız değil mi? Bak. 1 2 3 4 burada var. 1 2 de burada var. Dışarı çıkarttım. Bir de y açısına göre bak y açısına göre dik üçgen çiziyorum ve bu dik üçgeni de neyle göstereyim? Hadi maviyle göstereyim. Bak şurada maviyle çizdiğim dik üçgene bakarsan burada da aynı mantıkla şurada 3 birim var. Burada 4 birim var. 3 4 5 üçgeni ortaya çıkartacak. Tamam. Şimdi kosinüs x açılarımızı yazalım da bak x'i şurada y'si de burada. Kosinüs x demek karşı şey, komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 2 kök 5 çarpı kosinüs y'ye bakıyorum. 3 bölü 5 eksi sinüs x'e bakıyorum. 2 bölü 2 kök 5 çarpı sinüs y'ye bakıyorum. Nedir? 4 bölü 5. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Ne gelir buradan? Baktığında 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 ile 3'ü çarptım. 6 bölü 5 kök 5. Eksi. Burada da 2'ler gitsin. 4 bölü 5 kök 5. E farkını aldığında 2 bölü 5 kök 5 olacağından aslında kök 5 eşleniğiyle çarparsan ne yapacak? 2 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5 çarptım 5. 5 kere 5 25. 2 kök 5 bölü 25 aradığımız cevap yani kosinüs alfanın değeri olmuş oluyor. Tamam mıdır? Tamamdır. Geldim başka bir soruya. 13. sorumuz. Şimdi dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 90 derece. Şurada 45 derecen var. Peki 6 6 6 kök 2 yazdım. 9 olması için EC'ye de 3 yazdım. Çünkü karşıda 9 var. Peki biz şu an neyi arıyoruz? Kosinüs alfayı arıyoruz. Şöyle bir dik üçgen çizsek. Bak şöyle dik üçgen. Desem ki bu arada şuradan da yapabiliriz bak. Alfa yazıyor. Şurada 45 eksi alfa yazıp 45 eksi alfaya göre kosinüs yazabilirsin. Yani tamamen sana kalmış ama ben daha hızlı çözüldüğü için ben buradan gidiyorum. Ve burada ters açıdan 45 derece geldiğinden dolayı 3 bölü kök 2'yi buraya yazdım. 3 bölü kök 2'yi buraya yazdım. Ve kosinüs alfanın dik üçgenini dışarı çıkarttım bak. Şurada alfa var. Burada ne var? 6 kök 2 ile 3 bölü kök 2'nin toplamı var. Toplayıp yazacağım şimdi. Şurada da 3 bölü kök 2 var. İyi izle bak. Burası çok önemli. 6 bölü 6 kök 2 artı 6 kök 2 artı 3 bölü kök 2 ne yapar biliyor musun? Payda işlediğinde kök 2 ile 3 kök 2'yi çarptın. Ne yaptı? 12. 3 daha 15 bölü kök 2. Bak iyi izle şimdi. 15 bölü kök 2. 3 bölü kök 2, 15 bölü kök 2. Aslında ikisini de 3 bölü kök 2'ye bölsem. Bura 1. Burası da ne yapıyor? 5 yapıyor değil mi? 5 ve 1'in pisagoru nedir? Kök 26'dır. Eğer sen kök 26'yı 3 bölü kök 2 ile çarparsan. Bak iyi izle. 3 bölü kök 2, kök 2 ile çarparsan ne olmuş oldu aslında hipotenüsü? 3 kök 26 bölü kök 2. 26'yı da kök 2 çarpı kök 13 diye yazsam. Aşağıdaki kök 2 de sadeleşecek mi? Yani burası 3 kök 13 gelecek. Tamam. Şimdi kosinüs alfayı rahatlıkla yazabiliriz. Ka komşuda ne var? 15 bölü kök 2 var. Hipotenüste ne var? 3 kök 13 var. 15 bölü kök 2 bölü nedir? 3 kök 13. Düzenlediğimde 15 bölü kök 2 çarpı ters çevirip çarpıyorum. Aslında ne oluyor? Direkt yazabiliriz. Direkt çarpmadan yazalım bak. 15 bölü 3 kök 12 ile kök 2'yi çarpımında 3 kök 26 geliyor. 15 ile de 3 sadeleşiyor. 5 bölü kök 26 aradığımız cevap oluyor. İsteyen tabii paydayı kök 26 ile de genişletebilir ama böyle bırakabiliriz. Anlaşıldı mı? O zaman gel diğer soruya geçelim. Bak 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 bak. Şimdi örnek 14 kritik bir örnek. Yıldızımı bırakıyorum. Çünkü neden? 90 derece ile 180 derece. 90 derece ile 180 derece kaçıncı bölge? İkinci bölge. Bu bölgeyi yazacaksın. İkinci bölgede sadece sinüs pozitif diğerleri negatif. Şimdi bak o zaman kosinüs alfa artı beta kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi artı olduğu için sinüs alfa çarpı kosinüs beta. Tamam. Bir dik üçgen lazım bize. Dik üçgeni çizdim alfaya göre. Komşusunda 4 hipotenüsünde 5 var. 3 4 5 üçgeni geldi. İkinci dik üçgen lazım. Bu da betaya göre olsun. Şöyle beta yazdım. Ve sinüs beta demek karşı bölü hipotenüs. 5, 12, 13 üçgeni geldi. Şunları renkli yapalım hadi. 5, 13, 12, beta da burada. Tamam. Sonra şimdi dikkat et. Kosinüs alfa. ikinci bölgede kosinüs nedir? Negatiftir. Kosinüs alfamız zaten yazıyor. Eksi 4 bölü 5 çarpı. Kosinüs beta. Komşu bölü hipotenüs. 12 bölü 13. Ama bak beta da bak aynı şekilde beta da burada olduğu için ikinci bölgede kosinüs negatiftir. O zaman eksi 12 bölü 13 olacak. Eksi Sinüs alfamız nedir? Sinüs pozitif bu arada ikinci bölgede. Karşı bölü hipotenüs. 3 bölü 5'i yazdım. Aradaki eksi denklemden geliyor bak. Ben eksi yazmadım. Çarpı ne var sonunda da? Kosinüs beta. Komşu bölü bak. Kosinüs komşu bölü nedir? Hipotenüs. Değil mi? Bu şekilde pardon o kos olmayacak sin olacak. Aman aman aman. Aman aman aman. Aman 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 dur. Şurayı düzeltelim. Mavi yazmıştık. Şurası sinüs beta olacak. Sinüs betayı da yazıyorum komşu karşı bölü hipotenüs 5 bölü nedir? 13. Ama bu ikinci bölgede kosinüs nedir? Negatiftir. Ee, pardon, sinüs nedir? Pozitiftir. Ha, böyle bırakacağız. Tamam. Şimdi iyi izle. Eksi eksi çarptım artı. 48 bölü 65 buradan geldi. Eksi 15 bölü 65 de buradan geldi. Baktığında 48'den 15 çıkartırsam ne yapıyor? 33 bölü 65 yapıyor. Demek ki aradığımız cevap 33 bölü 65'miş. 14'ü de bu şekilde yaptım. Geldim 15. soruma. Şimdi bu soruda bak. Kosinüs içinde arcsin ve arc var. Biz arttı yani trigonometrik ifadelerin tersinde ne yapıyorduk? Şöyle bir buraya bir a yazalım. Buraya bir b yazalım. Bak soru neye dönüştü? a eşittir. Kosinüs a eksi b'ye dönüştü değil mi? Sen normalde bak direkt şurada arc kalemi inceltiyorum bir dakika. Ark sinüs 1 bölü 3'ü a'ya eşit dediğimizde sinüs a'nın 1 bölü 3'e eşit olduğunu yer değiştiriyordun. Aynı şekilde ark kos 2 bölü 3'ü de b'ye eşit dediğinde kosinüs b'nin de 2 bölü 3'e eşit olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Tamam. Peki burada önce kosinüs a eksi b'yi açsak. Mesela ne olacak? Kosinüs a çarpı kosinüs b eksi olduğu için araya artı geçti. Sinüs a çarpı sinüs b. Şimdi bize dik üçgenler lazım. O zaman şurada ben bir A açısına göre dik üçgen çiziyorum. Ve bu A açısının 90 derece güzel yapalım ya. Yani o nasıl 90 derece? Dur. Şöyle. Heh. Buraya A yazdım. Karşısında 1 var. Sinüs A'yı yazıyorum. Hipotenüsünde 3 var. Pisagor'dan 3 ve 1'i ne yapalım? 9. 3'ün karesi. 1'in karesi 1. Çıkarttım 8. 2 kök 2 buraya yazdım. Hadi bir tane de kosinüs B'ye göre bir tane dik üçgen çizelim. Ve bu B açısının Pisagor'unu yapacağız ama önce kosinüs B'sini yazalım. Ne olacak buradan? Komşu da 2 var. hipotenüste 3 var. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 9 eksi 4'ten burada kök 5 geldi. Tamam. Burada referanslarımız var. Buraya bakarak yazacağız. Şimdi yazalım bakalım. Kosinüs A komşu bölü. Bu arada e, 9 A'yı soruyor bize. Dikkat et. Kosinüs A komşu bölü hipotenüs. 2 kök 2 bölü 3 çarpı. Kosinüs B. Gidiyorum kosinüs B'ye. Komşu bölü hipotenüs. Yani 2 bölü 3. Artı sinüs A'yı yazıyorum. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü 3. Sinüs B'ye yazıyorum. Kök 5 bölü 3. Buraları bir düzenleyelim. Aşağıda zaten 9 gelecek. Paydalar tek 9 olsun. 2 kök 2 ile 2'yi çarptın. 4 kök 2. Yanında da kök 5'in var. 4 kök 2 artı kök 5 bölü 9. A'yı eşitse. Bak şimdi 9 A isteniyor senden. 9 A eşittir. 9'lar sadeleşeceği için. Şöyle aşağıya şey yapayım dur. 9 çarpı 4 kök 2 artı kök 5 bölü 9. 9'lar sadeleşiyor. Cevabın 4 kök 2 artı kök 5 gelmiş oluyor. Anlaştık mı? 15'i de yaptım ve geçiyorum 16. soruma. 20 20 a'yı pi vermiş. Bir dakika. Sence bunu niye verdi? Biz önce 20 a'yı bir 2'ye bölsek, pi'yi de 2'ye bölsek, pi bölü 2 ne oldu? 10 a oldu. Yani burada sinüs kosinüs 90 derece önemli biliyorsun. O yüzden ben 90 eşittir 10 a yazdım. Şimdi bakıyorum kos kos sin sin. Aşağıya bakıyorum. Sin kos kos sin. E bunları biliyoruz açılımlarını. O zaman hemen yazalım. Kos kos sin sin demek. Kosinüs 6a bak arada eksi olduğu için artı a. Bak tam zıttını yaptım. Bölü. Sinüs 2a çarpı kosinüs a. Sin kos kos sin. O zaman bu da sinüs 2a artı a. Arada artı olduğu için sinüs olduğu için artı yazdım. Yukarıda kosinüs 7a var. Aşağıda sinüs 3a var. Peki sana soru toplamlar 10a yapıyorsa aslında toplamlar 90 yapıyor değil mi? Yani sen aslında kosinüs 7a'yı sinüs 3a olarak yazabilirsin. Birinin kosinüsü birinin sinüsüne eşitti. O zaman sinüs 3a bölü sinüs 3a ne yaptı? Tabii ki 1 yaptı. O kadar yazdık, yazdık, yazdık. Cevap 1 olmuş oldu. 16'yı da bitirdim ve bu sayfa tamam. Geldim tanjant kısmına. Tanjantı zaten merak etme. Analitik geometrileri kullanıyoruz. Türevde de kullanıyorsun. Yani çoğu yerde kullanıyorsun. O yüzden buna bir çift yıldızı hak ettiği için yapıyorum. Sonra tanımlı olduğu aralık içerisinde tanjant A artı B eşittir. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Arada artı varsa artıyla başlayıp eksi ile devam ediyor. Arada eksi varsa eksiyle başlayıp artı ile devam ediyor. Bunu bilmen lazım. Tanjant eşittir 1 bölü kos ya, Pardon tanjant eşittir. Bir bölü kotanjant ya. Sen aslında tanjant a artı b'yi biliyorsan takla attırıyorsun. Aslında kotanjant a artı b'yi bulmuş oluyorsun. En güzel özellik bak tamam mı? Yani birazdan kotanjantı da söyleyeceğim ama 1 bölü tanjant a artı b sana direkt kotanjantı vermiş olacak. Tamam mı? Gel şimdi örneklendirmeye gidelim. Tanjant 75. Bak şimdi. Tanjant 75'i ben 45 derece artı 30 derece şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. E peki tanjant 45. Bak iyi izle tanjant 45 artı tanjant 30 toplamlar bölü 1 eksi çarpımlar. Tanjant 45 çarpı tanjant 30. Biz zaten tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Tanjant 30'un ise 1 bölü kök 3 olduğunu biliyorsun. Bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü kök 3. Peki düzenlediğinde 1 bölü kök 3 kök 3 bölü 3 değil mi? Yani 1 artı kök 3 bölü 3 bölü 1 eksi kök 3 bölü 3. E sen aslında burada ne, ne yaptın biliyor musun? Yukarıyı bir düzenleyelim. 3 artı kök 3 bölü 3 bölü 3 eksi kök 3 bölü 3. Bölü 3'ler sadeleşince sen burada eşleniyle çarpman lazım. Yani şu tarafa geçiyorum. 3 artı kök 3 ile 3 eksi kök 3 isteniyor senden. Bunu 3 artı kök 3 ile eşleniyle genişlettiğinde yukarının karesi oluyor bak. 3 artı kök karesi. Ne yaptı? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 6 kök 3. Artı ikincinin karesi. Bölü. Artı eksi bak fark ettin mi? A eksi B, A artı B gibi. Yani A kare eksi B kare yazacağım. 3'ün karesi 9. Eksi köküç ve köküç çarptın 3. Yukarıda 12 artı 6 köküç var. Aşağıda 6 var. 6'lar sadeleşiyor ve aslında 6 altı parantezin altında 2 artı köküç bölü 6'dan. 6'lar sadeleşirse cevabın 2 artı köküç gelmiş oluyor. Ve çok güzel bir soru bak gerçekten bu tanjantta. Özellikle bu bu sistemi çok fazla kullanacağımız için bu tarz sorulara dikkat edeceksin. Geçtim. Tanjant pi bölü 12. Bir dakika şimdi. Tanjant 180 bölü 12 ne yapar? 15 yapar değil mi? Tanjant 15 dereceye. Peki tanjant 15'i nasıl yazarsın? 60 eksi 45 yazabilirsin mesela değil mi? Bak tanjant 60 eksi 45. Bir de eksili yapalım. Ne yapmamız lazım? Tanjant 60 eksi tanjant 45 bölü. 1 artı bak bu sefer eksiyle başladın eksiyle gidiyorsun artıya dönüşüyorsun 1 artı çarpımlar bu şekilde yazdım şimdi düzenleyelim tanjant 60 kök 3 eksi tanjant 45 1 bölü 1 artı tanjant 60 kök 3 çarpı 1 yukarıda kök 3 eksi 1 var aşağıda kök 3 artı 1 var tamam mı bu sefer artı aşağıda olduğu için eşleniyle çarpıyorum kök 3 eksi 1 ile yukarının karesi kök 3'ün karesi 3. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 2 kök 3 artı ikincinin karesi bölü kök 3 ile kök çarptın 3. Eksi ile artıyı çarptın eksi 1 ile 1'i çarptın 1. Yukarıda ne geldi? Baktığında 4 eksi 2 kök 3 var. Aşağıda da 2 var. E bunlar sadeleşiyor yine. E o zaman sadeleştirirsen 2 eksi kök 3 bizim için doğru cevap olur. Her ikisi de 2'ye bölündüğü için cevap 2 eksi kök 3 geldi. 18 de tamam. Geldim şimdi 19. soruya. Tanjant onu k olarak vermiş. Tanjant 55 nedir diyor. Bir dakika şimdi. Tanjant 55'i sen. Tanjant bildiğin değer nedir? 45 değil mi? O zaman şöyle yapabilirsin. 45'e 10 eklersen 55 yapıyor değil mi? 45 artı 10 yazabilirsin. Peki açılımı neydi? Tanjant 45 artı tanjant 10 bölü artı ile başladın eksiye geçiyorsun. 1 eksi çarpımları tanjant 45 çarpı tanjant 10. Zaten tanjant 45 1. Tanjant O'na da K dedin. 1 artı K bölü 1 eksi tanjant 45 1 1 çarpı K. Yani cevap 1 artı K bölü 1 eksi K geldi. Bu kadar. Yani 19'u direkt daha önce öğrendiğimiz özelliklerle ne yaptık? Çözmüş olduk. Geçiyorum 20. soru. Şekilli sorumuz. Tanjant alfa sorulmuş. Bir dakika şimdi. Bu bir kare ise karenin köşegeni açı oluşturur. 45-45. Bunu bileceksin. Sonra İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Alfa artı 45'i dışarıya yazdım. Sonra bu bir kare ise her yere 7'yi yazacaksın. Yazdın. A'da 90 derece var. Peki sana bir soru. Tanjant alfa artı 45 karşı bölü komşu değil mi? Tamam yazalım bak. Tanjant alfa artı 45 eşittir. Karşıda 7 var. Komşuda 4 var. Peki sen bunu açmayı biliyorsun. Nasıl yapacağız? Tabii ki tanjant alfa artı tanjant 45 Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant 45. Neye eşit olacak? 7 bölü 4'e. Düzenleyelim bunu. Ne yapacağız? 1 artı pardon tanjant alfa soruluyor değil mi? Hatta tanjant alfayı x desem hızlı yazmak için. x artı 1 tanjant 45 1. 1 eksi x çarpı 1 eşittir 7 bölü 4 ise içler dışlar yapıyorum. 4 x artı 4 eşittir 7 eksi 7 x. Bunları düzenlediğinde ne yaptın? Eksi 7x'i bu tarafa çağırdın. Artı 7x. 11x eşittir 3 ise x buradan ne geldi? 3 bölü 11. Yani tanjant alfa 3 bölü 11 geldi. Eşittir. Tanjant alfa da diyelim de 20. soruyu noktalamış olalım. Geçtim 21. soru. Yine benzer bir soru. Bak daha önce sinüs ve kosinüs de yapmıştık. Burada ABC üçgeni veriliyor. Birim kareli zeminde ABC üçgeninde alfayı tanjant olarak bul diyor. Peki şöyle bir şey yapsak. Şuraya x desek. Buraya y desek. Alfa eşittir x artı y gelir değil mi? Tanjantına baktığında tanjant alfa eşittir. Tanjant x artı y. Ama şu parantezi kapatayım. Şurada önce bizim bir dik üçgene ihtiyacımız var birim karelerde. Kırmızı dik üçgene baktın. Ve hatta o kırmızı dik üçgeni senin için dışarı çıkarttım. Şurada x var. Karşısında 2 var. Komşusunda 1, 2, 3, 4, 5 var. Tamam mı? 2, 4, 5 aynen. 2 ve 5'i yazdık. Sonra 25 ile 4'ü topladın. Gerçi hipotenüse gerek yok tanjant yazacağımız için yazmaya gerek yok. Sonra bir de mavi dik üçgene bakmanı istiyorum. Bak mavi dik üçgeni gördün. Y açısını da dışarı çıkartıyorum. Şöyle Y'yi buraya yazdım. Karşısında 1, 2, 3, 4 var. Komşusunda 1 var. Tamam. Şimdi tanjant X artı Y'yi açacağız. Tanjant X artı Y eşittir. Tanjant X artı tanjant Y bölü 1 eksi tanjant X çarpı tanjant Y. Tanjant X'i görebiliyorsun zaten. 2 bölü 5. Artı tanjantiye de 4 zaten. 4 bölü 1'den. Bölü 1 eksi 2 bölü 5 çarpı 4 yaptığında. Hemen düzenleyelim aşağıya doğru. 5 kere 4 20. 22 bölü 5 yukarıdan geldi. Aşağıda da 1 eksi 8 bölü 5 var. Yani eksi 3 bölü 5 mi gelecek aşağıdan da? 5 kere 1 5. 5 eksi 8 eksi 3. E, bölü 5'ler sadeleşecekse cevabın direkt eksi 22 bölü 3 gelmiş oluyor ve 21. soruda noktalanmış oluyor. Geçtim 22'ye. A kaç radyandır diyor. Bir dakika şimdi. Ben şöyle bir şey biliyorum. Burada böyle bir ifade gördüğümde küçük bir A harfi versem. Buna da küçük bir B harfi versem. A eşittir. A artı B geldi. Her iki tarafın tanjantını alsak. Tanjant büyük A eşittir. Tanjant A artı B olacak. Peki tanjant A artı B'yi açabiliyor muyum? Bak tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Bunu hatırlıyorsun. Peki şurada arc tanjant 1 bölü 5'i a'ya eşitledim ya ben. O zaman aslında tanjant a'nın eşittir 1 bölü 5 olduğunu tanjant b'nin de 2 bölü 3 olduğunu yakaladın sen. Yer değiştiriyordun. Peki dik üçgen çizsen şöyle şuraya a yazdın. Tanjant a karşı bölü komşu 1 bölü 5 tanjant b'yi de çizelim 2 bölü 3 şuraya b yazdım. Karşıda 2 komşuda 3 var. Şimdi tanjant a 1 bölü 5. Tanjant B 2 bölü 3. Bölü 1 eksi tanjant A'mız neydi? 1 bölü 5. Tanjant B'miz de 2 bölü 3'tü. Yukarıyı düzenliyorum. Payda eşitleyeceğim. Şöyle şurayı 3 ile burayı 5 ile. 3 artı 10. Yani 13 bölü 15 geliyor. Aşağıda da 1 eksi 2 bölü 15 var. Peki 1 eksi 2 bölü 15 demek. Aslında 13 bölü 15 yukarıda. Aşağıda da 13 bölü 15 var. Gördün mü? E 13 bölü 15'ler sadeleşirse cevap 1 gelir. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Biz şu an neyi bulduk? Bak şöyle getiriyorum. Tanjant A'yı 1 bulduk. Hangi açıda tanjant 1'dir? Tabii ki pi bölü 4'te. Yani 45 derecede 1'dir. Cevabımız pi bölü 4 geldi. 22 de tamam. 23. soruya geldiğimizde ise bak A artı B'yi 45 derece vermiş. 1 eksi tan A eksi tan B nedir diyor. Öncelikle şu mikrofonu biraz sağ aldım. Öncelikle bizim her iki tarafın tanjantına baksak bak. Tanjant A artı B yatsam. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant 45. Tanjant A artı B direkt 1 geldi değil mi? Bunu bulduk. Sonra aşağıda zaten eksi parantezin alsan şöyle bir şey olur mu? Bak dikkat et. Eksi parantezin aldığımda tanjant A artı tanjant B oldu. Tamam. Peki ben şurayı açsam. Tanjant A artı B'yi açıyorum bak. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant a çarpı dur büyük harf yazacağım. Tanjant a çarpı tanjant b eşittir 1 oldu değil mi? Peki şimdi 1 eksi tanjant a artı tanjant b'ye baktığında denklemi ben içler dışarı yaparsam tanjant a artı tanjant b eşittir 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'yi gördün. Peki eksi tanjant a çarpı tanjant b'yi sol tarafa alsan tanjant a çarpı tanjant b olacak eşittir. 1 eksi parantez açtım. Tanjant A artı tanjant B. Yani şunu ben karşıya yolladım. Bu eksiliği karşıya getirdim. Bir nevi aslında bir tarafa toplamış oldum. Peki zaten bizden istenen ifadeye bakar mısın? 1 eksi tanjant A artı tanjant B. 1 eksi tanjant A artı tanjant B. Tanjant A çarpı B'ye eşit geldiği için cevabımız direkt e seçeneğe gelmiş oldu. Bak soru sadece içler dışarı yaparak çözüldü, tamam mı? 23. soru bu şekildeydi. 24. soruya geldim. Tanjant 55 eksi tanjant 5 bölü bir artı kotanjant 35 çarpı kotanjant 85 diyor. Kotanjant 35 gördüğün yere tanjant 55 yazarsın. Çünkü toplamlar nedir? 90 derece olduğunda ne olacak? Burada amacın tamamen nedir? Yer değiştirebiliyordun isimlerini. Çarpı burada da tanjant 5 derece yazdın. Peki bunu yaptıktan sonra? Şimdi zaten tanjant 55 eksi 5'in açılımı olmayacak mı? Olacak. O zaman tanjant 55 eksi 5 tanjant 50 k'ye eşit geldi. Hemen şöyle bir dik üçgen çizsem. Buradaki k açısına baktığımda bak ne oldu? K açısına baktığımda bu bir nevi aslında tanjant dur k yazmayacağım. Tanjant 50. Tanjant 50'nin karşısına ne yazacağım? şöyle k yazacağım 1 yazacağım. 1 artı k kareyi yazacağım kare kök içerisinde. Ne olmuş olacak aslında baktığında sen artık bu 50 derece hatta şurası da 40 derece olduğu için ne bulacaksın? 40 derecenin bile değerlerini bulacaksın. Senden kosekant 40 istenmiş. Kosekant 40 nedir? Baktığında nedir? Kosekant bak kosekant 40 şöyle yazayım. Kosekant 40 eşittir. 1 bölü sin 40 değil mi? O zaman 1 bölü sinüs 40'ı yazıyorum. Karşı bölü kök içerisinde 1 artı k kare. Bunu ters çevirip çarptığında 1 artı k kare gelecek ve cevabın da dur e değil d seçeneği olmuş olacak. 24. soruda bu şekildeydi. Geldim kotanjanta. Kotanjanta ne demiştim ben sana? Kotanjant a artı b eşittir 1 bölü tanjant a artı b. Sadece bilmen gereken yer burası. Eksilisinde de aynı şekilde. O zaman ben zaten özelliği biliyorum. Gel şimdi bu özelliğe göre gidelim. Alfa beta 90 ile 180 derece arasında yani İkinci bölgede. Bu ikinci bölge önemli. Kotanjant a artı b'nin açılımı 1 bölü tanjant alfa artı beta değil mi? Evet. Yani bir bölü tanjant alfa artı tanjant beta bölü bir eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Doğru mu? Sonra ne yapacağım? Bak iyi izle. Burada tamamen bir bölü tanjant alfa artı tanjant beta'yı. Bak, sonuçta sen üçgen çizerek bul, bulabileceksin. Şurada alfa var. Kosinüs alfaya komşu bölü hipotenüs dediğinde 3, 4, 5 üçgeni geldi. Sinüs betaya da karşı bölü hipotenüs dediğinde 8'e 17'yi yazdın. 8, 15, 17 üçgeni geldi. Şimdi buraya dikkat et. İkinci bölgede tanjant negatiftir. Tanjant alfaya baktığında 4 bölü 3 ama önüne eksi alacak. Artı tanjant betaya baktığında tanjant betamız 8 bölü 15 ama önüne eksi alacak ikinci bölge. Eksi 8 bölü 15. Peki bölü 1 eksi eksi 4 bölü 3 ile Eksi 8 bölü 15'in çarpımı. Şimdi bunu düzenleyelim. 1 bölü. Şurada payda eşitleyeceğim. Bak iyi izle. 5 ile genişletiyorum. Eksi 4 ile 5'i çarptın. Eksi 20. Eksi 8 daha. Eksi 28 bölü 15. Bölü. Aşağıda da eksiler artı yaptı. Yani 32 bölü 45 var. 1 eksi 32 bölü 45. Zaten sen şöyle yaptığında 45 ile 1'i çarptın 45. 32 çıkarttığında bak 1 bölü. Eksi 28 bölü 15 bölü. 45 eksi 32. Bak 45 eksi 32 bölü 45 yaptı. Şurayı bir düzenleyelim aşağıda. Ne olacak? Yine aynı şekilde şöyle yapayım. 1 bölü eksi 28 bölü 15 çarpı aşağıyı ters çevireceğim. 45'ten 32 çıkartırsam 5 eksi 2 3. 4 eksi 3 1. 13 bölü 45 değil mi? Peki ters çeviriyorum. 45'i yukarı alıyorum. 13'ü aşağı alıyorum. Sadeleştirdiğimde 45'i 15'e böldüm. Bura 1 burası 3. Peki eksi 28'i 3 ile çarparsan aşağısı şu an eksi 84 bölü 13 yapacak. Ters çevirip çarptığında eksi 13 bölü 84 aradığımız cevap olmuş olacak. Bu soruyu da yaptık. Geldim 26. soruma. 26. soru tarzına özellikle dikkat etmeni istiyorum. Burada alfanın yanında boş açılar var. Ama sen onun tamamının 90 olduğunu biliyorsun. Eğer buraya x yazarsan, y yazarsan x ile y'nin toplamı ve alfanın toplamını 90 derece bulacaksın. Sonra ben burada her iki tarafın tanjantını alacağım ama alfayı yalnız bırakayım. 90 eksi x artı y olacak. Peki tanjant alfa eşittir tanjant 90 eksi x artı y olmayacak mı? Olacak. E, 90'dan açı çıkartılmış. Yani kotanjant olacak burası. Tanjant alfa eşittir kotanjant x artı y. E, kotanjant x artı y de 1 bölü tanjant x artı y değil mi? Süper. O zaman hemen yapalım. 1 bölü Tanjant x artı y için önce bu bir kare ise 4 ile 2'yi topladın 6. Her yer 6 olacak. 6 olması için burası 3. Sonra ne yapacağım? Tabii ki 1 bölü hemen e, baktığında tanjant x 3 bölü 6 1 bölü 2. Tanjant y de 2 bölü 6 1 bölü 3. Yazalım. Tanjant 1 bölü tanjant x artı y'yi açıyorum. Tanjant x'imiz nedir? 3 bölü 6 artı tanjant y'imiz nedir? 2 bölü 6 bölü 1 eksi 3 bölü 6 çarpı 2 bölü 6. Yukarıyı düzenliyorum. Ne yapacak? 5 bölü 6 bölü aşağısı ne yaptı? Şurada bak 3 kereki 6 bölü 36'dan 1 bölü 6 var. Yani 1 eksi 1 bölü 6 da 5 bölü 6 değil midir? O zaman 5 bölü 6'yı da yazdım. Aşağısı 1 geldi, yukarısı 1 geldi. Cevabımız ne geldi? 1 olmuş oldu. 26. soru tanjant alfamız da 1'dir. Geldim son sayfama. 27. soruya bakmanı istiyorum. Burada birim kareler verilmiş ve birim küplerden oluşan iki duvara dayalı olan di direkler arasındaki açı teta direkleri yer ile alfa ve beta açısı oluşturuyormuş. 3AB 4BC eşit. AB'ye ben ne yazacağım? 4K yazacağım. BC'ye 3K ye yazacağım. Tamam mı? Peki bir dakika. Şurada tanjant alfayı 5 bölü 6 vermiş değil mi? Karşı bölü komşudan 6'nın katı yazmamız lazım değil mi? Gel bunu ne yapalım biliyor musun? Şöyle e, mesela 6 ile çarpsam tamam mı? Soruyu şöyle çözmek istiyorum. Bak 6 ile çarptığında ne olacak? Burası 24K olacak. 6 ile çarptım 18K tamam mı? Ve aslında biz aynı mantıkla hani 5 bölü 6 diyoruz ya. 5 kere 4'ten de 20 olduğu için bunların her biri 10K geldi. Bak 10K'leri yazıyorum. Niye böyle bir şey yaptın hocam dersen iyi izle şimdi. Alfa, beta ve teta'nın toplamı 180 derece değil mi? Evet. Peki teta'yı yalnız bıraksan 180 eksi parantezinde alfa artı beta olur mu? Olur. Şimdi kotanjant teta eşittir. Ne olacak? Kotanjant 180 eksi alfa artı beta olacak. Tamam mı? Peki sonra baktığımızda. Bak iyi izle burayı. Kotanjant 180 eksi alfa artı beta'ya bakacağız. E sen zaten kotanjantın ikinci bölgede negatif olduğunu biliyorsun. Eksi kotanjant alfa artı beta olacak. Hatta bu da eksi 1 bölü tanjant alfa artı beta'ya eşittir. Şimdi o zaman yapalım. Eksi 1 bölü tanjant alfamız nedir? Karşıda 20 var. Komşuda 24 var. Yani 20 bölü 24'ten 2'ye böldün. Hatta pardon 4'e böldün 5, 4'e böldün 6. Yazıyor zaten 5 bölü 6. Artı tanjant betamız nedir? Karşıda 30 var. Komşuda 18 var. 6'ya böldün 5, 6'ya böldün 3. 5 bölü 3 bölü bak 1 eksi 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 3. Düzenleyelim. Eksi 1 bölü. Şurada payda eşitlesen. 5 kere 2 10. 5 ekledin. 15 bölü 6. Aşağıda ise 25 bölü 18 var. 1 eksi 25 bölü 18 ne yapar? Eksi 7 bölü 18 yapar. Tamam mı? 18 eksi 25 eksi 7. Eksi 7 bölü 18. Şimdi biz bunu ters çevirip çarpsak. Bak eksi 1 bölü 15 bölü 6 çarpı 18 bölü eksi 7. 18 ile 6 sadeleşmiyor mu? Yani 3'e 1 oluyor. Baktığında eksiler artı yapıyor. 45 bölü 7 var aşağıda. Ters çevirdiğinde 7 bölü 45 geliyor ve cevabımız ortaya çıkıyor. Ve 27. soruda tamam. 28. soruya geldim. 1 artı tanjant 43 çarpı kotanjant 83 bölü tanjant 43 eksi kotanjant 83. Bir dakika. Kotanjant 83 demek tanjant 7 derece değil mi? Evet. Bu da tanjant 7 derece. Aslında bak fark ettiysen normalde hani biz toplamlar böyle 1 eksi çarpımlar yapıyorduk ya. Bak tam tersi yapılmış. Yani farklar bölü 1 artı toplamları tam tersini yazarsan tanjant alfa eksi ya da dur tanjant 43 art, e, 43 eksi 7'yi sen bir bölü ne yaptığında bak bir bölü kotanjant 43 eksi 7 yaptığında aynı şeye eşittir. O yüzden 43 eksi 7'ye baktığında ne geliyor? 43'ten 7 çıkartırsam 36. Aslında bu kotanjant 36'nın açılımıdır. Çünkü kotanjant 36 yazmak için ne yapıyorsun? 1 bölü tanjant 36 yazıyorsun. E, tanjant 36 da nedir? 43 eksi 7'dir. Sen burada tamamen yer değiştirmiş oldun. Şıklara baktığında cevabın da D seçeneğidir. E, o zaman gel son kısmımız olan iki doğru arasındaki açıya geçelim. Şimdi bir tane doğrun şu verildi. Bir tane doğrun bu verildi. Bu doğruların x ile yapılan pozitif yönlü açısı eğimini veriyordu hatırlarsan. Peki iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit değil midir? Yani teta ile beta'nın toplamı alfayı verecek değil mi? Her iki tarafın tanjantını alsam bak aşağıya gel. Tanjantını aldığında ne olacak? Sonuçta sen burada mesela teta'yı bulmak istiyorsun. Teta'yı yalnız bırakalım. Alfa eksi beta olacak. Tanjant teta eşittir tanjant alfa eksi beta. Hayırlı uğurlu olsun. Eğer iki doğru arasındaki açıyı bulmak için ne yapacaksın? Aralarındaki tanjantlarının farklarına bakacaksın. E sen zaten az önce öğrendin, tanjant alfa eksi tanjant beta bölü bir artı eksiyle başladığın için artı ile devam ediyorsun. Bir artı tanjant alfa çarpı tanjant beta. E zaten tanjant alfa o doğrunun eğimini vermiyor mu? Bak eğim 1 eksi eğim 2 bölü 1 artı eğim 1 çarpı eğim 2. İşte bu özellik sana iki doğru arasındaki açının eğimini verecek. Hemen bulalım bak bir tane örneğimiz var. Son sorumuz. 29. soruya baktığında y eşittir mx artı n doğrusunda eğim neydi? x'in kat sayısıydı hatırlıyorsun değil mi? O zaman eğim 1'imiz 3 eğim 2'miz de 2. Kat sayılara baktığında 3 var 2 var. Şimdi dar açının tanjantı sorulmuş. O zaman tanjant alfa eşittir eğim 1 eksi eğim 2 bölü 1 eksi yani daha doğrusu eksiyle başladığım için 1 artı eğim 1 çarpı eğim 2. Yukarıda 1 var aşağıda 3 kere 2 6 1 ile ekledin 7. İşte bak o doğru aralarındaki açının tanjantını bulmuş oldun. Yani iki doğru arasındaki açının tanjantı 1 bölü 7 geldi ve 29. soruyu da noktalamış oluyoruz. Hemen kamp programıma gidiyorum. Kamp programında toplam fark formüllerinin birinci kısmını, konu anlatımını bitirdik. Teğet ve merkez testleri var. Onu da gün içerisinde atmaya çalışacağım. Ve şunu unutma, bir de ödevimiz vardı. Sen şimdi ödeve geçiş yapacaksın. Hocam bu ödev nedir diyorsun değil mi? İlk kitabımızın ilk sayfasına gidiyorsun. Video ders kitabımızda, bak burada ödev planımız var. Bu ödev planında nereye geldik? Toplam fark, test 15, test 16, test 17. Ödevin nerede hocam bu sorular diyeceksin değil mi? Hemen gösteriyorum sana. Soru bankamızda şu video ders kitabını aldım. Soru bankamızda test 15, test 16, test 17 seni bekliyor. Bu ödevi de yaptıktan sonra toplam farktan herhangi bir sıkıntın kalmayacak. Tabii ki sonra da video ders kitabımızla devam edeceğiz. Teğet ve merkez testlerini buradan işliyoruz ve konu anlatımında. Soru bankamızdan da ödevleri ilerletiyoruz. Bu iki kitapla birlikte sen geometride eksiklerini tamamlıyorsun. Kitapların bir tanesi 416 sayfa, diğeri 336 sayfa. Yani bir set halinde kampımız birbirine entegre bir şekilde hareket ediyor ve çok güzel dönüşler alıyorum. Şimdiden özellikle bu kampı bu noktasına kadar gelenleri tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreç ama sonuna kadar getirdik. değdi. Gerçekten değdi. 33. günü bitiriyoruz neredeyse ve çok güzel sonuçlar alacağız inşallah. Güzel haberlerini bekliyorum. Kitaplara ulaşmak için de BKM kitap sitesine gidip merkez kodunu, indirim kodunu, merkez kodunu yazabilirsin. Burada ekstra sepette %10 indirim kazanıyorsun merkez koduyla ve diğer Z takım öğretmenlerimin kitaplarında da geçerli bu kod. Hem de Paraf Yayınları kitaplarında da geçerli. Farklı sitelerden almak için de açıklama kısmındaki linke bakabilirsin. E o zaman seni uğurluyorum. Yani bir sonraki videoya doğru yolluyorum. E o zaman sana iyi çalışmalar. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.